Baba Torik. Dünya Kupası G grubunda Kuzey Kore ile fil dişi takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takım da son karşılaşmalarında açıkçası beklenen futbolu sahaya yansıtamadılar. Kuzey Kore takımı Portekiz karşısında 7-0 mağlup oldu. Aslında hani ben de başta olmak üzere belki de çoğu kimse Kuzey Kore'nin ilk karşılaşmada Brezilya karşısındaki performansını gördükten sonra Portekiz karşısında en azından böyle bir bozguna uğrayacağı kanaatinde değildi. Beni de biraz yanılttılar bu anlamda. Şimdi bu tür takımlar zaten yani mücadele ederek bir yerlere gelen takımlar. Yani golü de kalesine gördükten sonra özellikle 2-0'dan sonra adeta dağıldılar. Mücadele gücü de kaybolunca zaten yetenekli ayakları da çok fazla sahip olmadıkları için bu sonuç kaçınılmaz oldu. Fil dişi takımı da Brezilya karşısında izledik. Yani Brezilya önünde açıkçası hiçbir varlık gösteremediler. Yani benim Dünya Kupası öncesi fil dişinden beklentilerim açıkçası yüksekti. Bu grupta ben Portekiz'i oldukça hani zorlayacakları kanaatindeydim. Yani ilk karşılaşmada belki Portekiz karşısında hani çok fazla ezilmediler. Yani Portekiz'de başa baş bir mücadele ortaya koydular ama hücum anlamında ben özellikle fil dişi takımından çok daha fazla şeyler bekliyordum. Yani Gervinho'lu, Solomon Kalulu ve Didier Drogba'lı bir hücum hattının ben daha renkli, daha göze hoş gelen, daha gollü karşılaşmalara imza atacağı kanaatindeyim. Ama Brezilya karşısında da yine hiçbir hücum varyasyonunu göremedik fil dişinin ve 3-1'lik bir mağlubiyet aldılar. Yani Portekiz'in aldığı 7-0'lık Kuzey Kore galibiyetinden sonra bu gruptan çıkma şansları artık yani mucizelere kaldı. Şu anda ikinci sırada 4 puanlı Portekiz artı 7 averajdayken fil dişi takımı 1 puanda ve eksi 2 averaja sahip. İkili averajda eşit durumdalar ama hani Brezilya'nın Portekiz'i mağlup edeceğini düşünseniz bile fil dişi takımının en az 7-8 farklı bir galibiyete ihtiyacı var Kuzey Kore önünde. Hani bunu başarabilirler mi? Açıkçası bana zor bir ihtimal gibi geliyor. Yani oldukça zor bir ihtimal olarak geliyor. Kore takımının da zaten klasik savunma yapacağı bir karşılaşma olacak yine. Onların da hiçbir iddiası kalmadı ama onlar zaten hücum oynamayı seven bir takım değiller. Yani fil dişinin de yani bu moral bozukluğuyla çıkıp ben Kuzey Kore'ye karşı hani çok farklı bir galibiyet alacağı kanaatinde değilim. Her iki takımın da yani oldukça iddiasız olduğu bir karşılaşma bence ve yani bu karşılaşmanın yine de taraf bahsinden ziyade ben üst biteceği kanaatindeyim. Kuzey Kore'nin de fil dişine karşı gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani biraz daha hücuma dönük bir futbol ortaya koyarlarsa gol atma başarısı da gösterebilirler fil dişine ve yani her halükarda fil dişinin ben galip geleceğini düşünüyorum ama karşılaşmanın üst biteceği kanaatindeyim. Baba Torik.